Hayır, açıklama yapmayacağım beyefendi. İyi günler, size de iyi günler. Jülide, şey söyleyeceğim. Ne oldu Dicle? Şimdi benim ön kapıdan çıkmam lazım ama magazinciler kesin oradadır. Ben nasıl çıkacağım dışarı? Eksi ikinci kata in otoparka. Orada kimse yoktur. Rahat rahat çıkarsın. Ne sağdaki kapı diyorsun. Evet ama yine bir kontrol ettici de belli de olmaz yani. Evet tamam. Teşekkür ederim Jülide. Çok sağ ol. Öyle yapayım evet. Gizlecim ne haber? Merhaba. Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim hayatım, iyiyim. Canım benim ya. Bak ne diyeceğim sana. Barış'la ilgili bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz bugün? Var mı aklınızda bir şeyler? Varsa ilk bana geliyorsun değil mi? Kusura bakmayın Ece Hanım. Benim hemen çıkmam lazım. Hemen. Çık hemen İyiyim. Çık ama bak ara beni tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Cidden ya. Arkadaşlar gelir gelmez fotoğrafı alıyorum. Tamam kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Dicle Hanım, arkadaşlar. Dicle Hanım bir açıklama yapacak mısınız? Dicle Hanım, Barış'a Basra ne zamandan beri ilişkiniz var? Dicle Hanım, bir açıklama yapın lütfen. Dicle Hanım, niye kaçıyorsunuz şu an? Barış'a Basra ne zamandan beri ilişkiniz var? Dicle Hanım, bir açıklama yapacak mısınız? Dicle Hanım, lütfen. Dicle Hanım, lütfen. Kolay gelsin. Sağ ol. Kardeşim dün akşam çalışıyor muydun sen? Evet abi. Telefon mu cüzdan mı? Nasıl? Bu saatte kayıp için gelirler. Ya telefonunu unuturlar ya cüzdanı. En sonunda kendilerini de kaybedecekler. Yok yok öyle bir şey değil ya. Şu dün akşamki fotoğraflar için geldim ben. Bir şey duyan ya da gören var mı diye. Yok abi. Patron da bizi sorguya çekti. O çocuğun menajeri bayağı bir sıkıştırmış. Barış Havas'ın. Seni de o gönderdi herhalde. Ama burada kamera kaydı yok. O yüzden yardımcı olamayacağım kusura bakma. Anladım tamam. Sen yine de bir şey duyarsan bana haber ver. Olur mu kardeşim? Eyvallah abi. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Kesti. Bak her yerdeler. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Herkes üstüme üstüme geliyor benim. Güçlü olacaksın Dicle. Benim tanıdığım Dicle asla bırakmaz kendini. Pes etmez. Tamam. Neyle sen? Söz ver bana bırakmayacaksın kendini. Tamam. Söz ver dedim. Tamam söz veriyorum. Tamam. Topla kendini hadi. Hadi. Kendine gel hadi. Senin Barış'la Dicle'den haberin var mıydı? Yok. Nereden olsun ki? Ne demek nereden olsun ki? Ay senin bilmediğin bir şey var mı hayatım? Hele ki Ego'da. Senden gizli bir şey olabilir mi? Diyeceğim. Ama bu sefer olmuş galiba. Şu an bana öyle bir bakıyorsun ki belli ki sen de yeni öğrenmişsin. Önemli bir şey değil yani. Çok uzatmaya gerek yok. Ay ne demek yok Serkan? Var. Sabahtan beri çekiştire çekiştire bir hal oldular. Daha da günlerce yazar bunlar bu mevzuyu. Daha eski defterler açılır, kapanır, tekrar açılır. Oho! Da. Ben o yüzden gelmedim aslında bugün. Kulağıma bir şey geldi yine. Dedim Serkancığıma gideyim, bir sorayım, öyle yazayım. Nedir bu tazminat mevzusu? Gökçe'nin oynadığı filmin yapımcısı sizden 4 milyon mu istiyormuş, neymiş? Öyle bir şeyler duydum ama var mı aslı astarı? Var. Ama rakamı yanlış duymuşsun. 2 milyon dolar istiyorlar. Ay ne diyorsun? Çok büyük para Serkan. E ne yapacaksınız? Ödeyecek misiniz? Karşı dava mı açacaksınız? Bilir kişi bulundu mu? Ne oldu yani? Uzlaşacak mısınız? Başka bir şey mi yapacaksınız? Ay ne var kafanda? Söyle. Ödeyip kapatacağım meseleyi.
Egon'un daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Ama nerede, nasıl, ne zaman diye soracaksan şimdiden söyleyeyim, bilmiyorum, daha zamanı var. O zaman yazma diyorsun yani. Peki. Tunç Korcan'dan da bahsetmeyeyim o zaman. Geçen bir yerde denk geldik de bir ortaklık mevzusu mu konuşuyormuşsunuz neymiş, ama ben hiç inanmadım. Dedim Serkan egoyu hayatta kimseyle paylaşmaz. Hadi diyelim paylaştı. Hadi diyelim gitti paylaştı. Gider ilk Kıraç'la ortaklık yapar dedim. Kapattı mevzuyu. Yapmış mıyım? Ne alem kadınım değil mi Serkan? Ay iyi, hadi ben kalkıyorum artık. Yalnız bak buralardayım, konuşalım, araşalım, tamam mı? Bak bir şey olursa ara mutlaka beni. Tamam. Hadi bay. Görüşürüz. Çok sıkıldım Dicle. Yemin ediyorum çok bunaldım. Mahvoldum yani, kendimi keseceğim, paramparça oldum. Çok mutsuzum. Sorun ne İrem Hanım? Bana anlatın, ben bir çözüm bulmaya çalışayım. Hanım, ilk sorunumuz bana hanım demen. 100 yaşında mıyım kız ben? Turşu yaptım beni iyice, ne hanımı? Olsun, olsun, ben yine de siz diyeyim daha iyi. Siz? Evet, evet. Sen benim menajerimsin, farkında mısın? Bu artık biraz komik değil mi sence? Evet, yani. Ama olsun olsun, ben şimdilik böyle söyleyeyim. Belki zamanla senle ben ne oluruz, o zaman başka. Ama şimdilik böyle devam etsem. Tamam, tamam, sen de siz de ne dersen de. Hazır mısın sorunuma? Hazırım, dinliyorum. Adam yok. Nasıl yok? Adam yok, adam gibi adam yok Dicle. 1000 yıl oldu şu güzelim elleri erkek eli değmeyeli. Sandıklarda bekleyen 1000 yıllık keyizlere döndüm Dicle. Naftalin at üstüme, naftalin at. Çok kötü durumdayım. Anladım. Nasıl gidiyor? İyi ya, tek tek link kaldırıyorum şu an. Serkan ne istiyormuş senden? Şöyle önemli bir şey değil. İrem hakkında konuştuk öyle. Esas siz konuştunuz mu? Yani işle ilgili evet. Çınar'cığım, esas bizim iş ne oldu? Hangi iş hayat? Hani sen ve ben bir karar verdik ya. Ha, ben ona bakmaya başladım. Yani güzel bir şey bulursam zaten sana hemen haber vereceğim. Şimdi gidiyorum ben, Kalben'le buluşacağım. Kalben'in yanına gitmem lazım. Senin yardıma ihtiyacın olur. Bir şey olur bana haber ver. Tamam mı Feriz? Tamam tamam. Zaten ben bugün çok yoğun değilim. Bir iki siteye bakarım. Uygun bir şey çıkarsa da haber veririm sana. Tamam süper. Onu fazla uzatmayalım çünkü. Ne olacağı belli olmaz o işlerin. Tamam mı? Nasıl gidiyor? İyi. 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 Çok iyi. Neredesin sen ya? Güzel. Her şey yolunda. Güzel. İyi. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. İyi. Öyle bir bakayım dedim ben. Vaktinizi almayayım. Hadi kolay gelsin. Bye. Bye Ececiğim. Bye bye. Bye bye. Hadi hop. Duymadı değil mi Çınar? Yok duymadı. Nereden duyacak? Duymadı. Ay Çınar, yani bu bir yayılırsa mahvoluruz vallahi. Ferizciğim sen bir sakin ol. Kimse duymadı, kimse bilmiyor, kimse de bilmeyecek. Tamam, ben Kalben'in yanına gidiyorum. Hadi öpüyorum, ara beni. Bilmiyor, bilmeyecek. Biraz abartıyor olabilir misiniz acaba İrem? Ya abartması be. Abartıyorsam iki gözüm önüme aksın, kahveye aksın. Baksana yemin ediyorum. Arkadaşlarıma diyorum ki bana göre biri var mı diyorum. Boyu boyuma, huyu huyuma. Yok, yok, kimse yok. Ya bak blind date'e bile razıyım ya. Blind date? Görücü usulünün Amerikancası öyle ha. Yani. Ona bile razıyım. Anladım. Acaba biraz kriterleriniz mi yüksek? O yüzden oluyor olabilir mi? Kriterlerim gayet düşük. Yani nefes alsın yeter derecesinde düşük. Dicle, normal bir insan arıyorum. Ben normal, normal biri. Normal, normali biraz açabilir miyiz? Nasıl bir normal? Normal derken öğretmen olabilir. Avukat olabilir, dişçi olabilir. Yani böyle ne istiyorum biliyor musun? Pazarına kendi gitsin, işte domateslerini seçsin, poşetine koysun. Çöplerini kendi çıkarsın, kapının önüne koysun. Faturalarını kendi ödesin. Yani normal biri. Şey istemiyorum bak, hani bu abiler var ya, simsiyah takımı çekiyor. Böyle geliyor abi. Abi arabaya bir biniyor, simsiyah böyle film camlar. O abileri, onları istemiyorum artık. Onlardan böyle gına geldim. Oldum ben o abilerden. Yani normalde nasıl anlatabilirim ki? Evet, anladım. Anladım ama tabii şimdi bizim çevremizde de genelde böyle ya çok ünlü isimler var ya da... Ya da iş adamları işte. O abiler var. Geliyor böyle. Böyle geliyor, tamam mı? Oturuyor masaya. İşte yemeği söylüyor falan. Dönüyor böyle yapıyor. Garson getir, ekmek getir. Kimsin sen be? Getir ne? Rica et, öküz. Ya da geliyor böyle bir iki kadeh bir şey içiyor. Başlıyor nara yakmaya. Lan insan mısınız siz? Vallahi benim artık bak. Mesela geliyor. Başlıyor.
düz gitmeye. Dicle, bak 80 milyon benim ne kadar küfürbaz bir kadın olduğumu biliyor. Ben bile dayanamıyorum hayvanlara ya. Yani şimdi bak, ben normal insan aramak daha komik, haksız mıyım? Çok nerede haklısınız. Bu normal insanlar? Nereden birkaç tanesine DM okuyabilir miyim? Olur, bak, okuyayım. Okuyayım, okuyayım bari, ağlanacak halimize gülelim. Bununla bir kere buluştuk. Çok ünlü bir popçu bu. Ha. Yani sokakta gezse, herkes gidip imza etse. O kadar meşhur bir herif bu. Bak, tanıyoruz. Tanıyoruz. Bir kere buluştuk, gayet güzel yemek yiyoruz diye. Andaval'ın teki çıktı. Eve geldim, attığı mesaj. İremciğim, çok farklı bir havan var. Yani şey diyor bu bana, çirkinsin ama çok farklı bir havan var. Yok, öyle değildim. Sonra bak yazmış. İremciğim, bütün ömrümü seninle geçirebilirim. Gerizekalı, sen beni ne ara tanıdın da benimle bütün ömrünü geçirecek kadar ciddi düşünmeye başladın. Aptal bak, bunun derdi ben değilim ki. Bunun derdi başka bir şey. Bir tane daha okuyorum, tabii, o daha güzel. Tamam. Hani o, dedim ya, bu abi. Bu abilerden biri atmış, bak. İremciğim, şu an Dubai'deyim. Özel jetimi sana göndereyim, seni aldırayım. Bütün masrafların da benden. Ben dellendim, bunu aradım. Dedim ki, aç köpek. Önce dedim, sen don al. Parayla büyüleyecek beni, anladın mı? Bunlar bak iyileri. Daha neler var? Bunların hepsi böyle. Ama böyle şey mi olur canım? Ya oluyor İnsanlar işte. İnsanlar delirmiş. Öyle teklif mi olur? Çok ayıp. Ayıp mı ayıp? Bunların hepsi böyle. Yani nerede bu normal adamlar? Böyle düzgün normal adamlar nerede? Gidelim oraya neredeyse bu adamlar. Bir şey soracağım. Tabii. Ben korkutuyor muyum insanları acaba? Bunlar benden tırsıyor mu? Hayır canım, öyle şey mi olur? Öyle değil. Öyle değil. Haklısınız siz. Yani bilmiyorum. Bu da işimi şişirdi be. Pardon. Ben bir limonlu soda alabilir miyim acaba? Tabii İrem Hanım, hemen. Ha, bak bu da korktu benden. Kız ben ne yapıyorum? Niye korkuyor bunlar benden? Korkmadı. Kız ayakları poposuna vura vura gidiyor. Ha. Tırıs tırıs gidiyor. Adam bu da korktu ya. Yok vallahi, ben onu sıfak halim ya. Yok. İrem Hanım şöyle düşünün. Siz şimdi güçlü bir kadınsınız. Kendinize güveniyorsunuz. Ne istediğinizi, ne yaptığınızı biliyorsunuz. Bunun yayda bir aura var. Yay ben auranın... Tamam. Ben neyim biliyor musun? Hani o filmlerde izliyoruz ya. Dişi kalmıyor. 10 tane kedisi var evin içinde. Sonra nene ölüyor. 20 gün sonra belediye gelip buluyor. O nene benim işte. O yalnız nene benim. Bak izle, 30 sene sonra nene ben. Umutsuz vaka. Hayır, öyle düşünmeyelim. Öyle umutsuzluğa kapılmayalım. Biz bunu çözeriz. Hiç problem yok. Çözeriz bunun. Çözümü var. Var mı? Var tabii. Halledeceğiz bunu. Bana yalan söylediğini biliyorum. Arkamdan ne işler çevir... Bana yalan söylediğini biliyorum. Arkamdan işler çevişti. Barış'cığım ya. Geçmiş olsun kardeşim. Çok kötü patlamışsınız. Abi şimdi gördüm mevzuyu. Bir açıklama mı yapsan acaba? Çok fena şu an sosyal medya. Olsa acaba diyorum. Efendim İrem Hanım. Dükkan sahibi mi olsa acaba diyorum. Kim olsun dükkan sahibi? Hayali sevgilim. Düşünsene böyle. Gidiyoruz beraber, dükkanı açıyoruz sabah. Sonra ben kasada oturuyorum onun yanında. Ondan sonra kepenkleri beraber indiriyoruz akşam. Kızım sen nereye bakıyorsun ya? İrem Hanım, o tarafa bakmayı sakın, sanırım takip ediliyoruz. Ne diyorsun be? Evet, şu araç arkamızda peşimizde, bizi takip ediyor. İrem Hanım. Size mesaj atanlardan biri olmasın bu? Kız iyice kafayı yedim. Benim arabama be. Benim şoförüm bizi takip ediyor. Tamam ya, ben de zannettim. Biz şu an neredeyiz? Neredeyiz? Tophane'deyiz şu an. Hayır kız, neredeyiz? Kitap mı alacağız? Alalım, hemen alalım. Kitap almayacağız da kitapçıyı alacağız. Baksana şu adamın hoşluğuna. Ölüyorum şu an. Yıkılıyor adam. Nothing'ini izlemiş miydin? Tüm araba kitapçıdan içeri girer. Hayatımın aşkıyla bir anda göz göze geliyor. Benim en sevdiğim filmlerden biridir. Sus, benim de en sevdiğim filmlerden biridir. Hadi gel şu şemsiyeyi falan bırakalım da bir içeri gelin. Bakalım filmlerde mi oluyor sadece böyle şeyler? Tamam, hadi o zaman. Şu montu da sana vereyim. Tamam, ama dur. Önce ben gireyim. Gir önden sen.
Kolay gelsin, iyi günler. Ayakkabılarınızı çıkarır mısınız lütfen? Tabii, çıkartayım. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Kalben Hanım buradaymış galiba. Benim kendisiyle görüşmem gerekiyordu da. Şu an içeride kendisini gözlemliyor. Ha, tamam süper. O gözleme benim de dahil olmam gerekiyor. Çünkü ben menajeriyim. Çok acil konuşmamız lazım şu anda Çınar Bilgin. Ne yazık ki sizi dahil edemiyoruz. Full sessizlik gerektiren bir çalışma ve gecenin geç saatlerine kadar sürecek. Tamam, ben de sessizce otururum yanında. Ha, yok. Şu an iletişime geçemezsiniz. Göz göze gelemezsiniz. Selamlaşmak, gülüşmek, konuşmak yasak. Dilerseniz ben notunuzu alayım, kendisine çıkarken iletirim. Sağ olun hanımefendi, ben kendim iletirim notu. Sağ olun, kolay gelsin. Ayakkabıları şurada giyeyim, zor çünkü. Yapacak bir şey yok. İyi günler. Merhabalar. Acaba böyle bekarlar için iletişim rehberi gibi bir şey, böyle aşkı arayanlar için, yalnızlar için böyle bir önereceğiniz kitap var mı bana? Hobi bölümünde olacak da oraya bir bakın. Seyahat kitaplarının arasında da var birkaç tane sanırım. Böyle ilham veren bir şey arıyorum. Böyle hemen motivasyon versin bana. Böyle 5 dakikanız var mı acaba o değerli vaktinizden bana böyle ayırsanız? Tabii ki, hemen geliyorum. Bir de şöyle tam tur etrafınızda dönerseniz. Bir şey mi dediniz? Yok yok, bir şey demedim, ben bekliyorum burada. Bakmıyor mu bana? İstanbul'da tek başına kalmamak için 15 yöntem. Bu çok güzel bir kitap mesela. Bir de benim arkadaşımın yazdığı bir kitap var, Bekar İstanbul diye. Onu da göstereyim ben size, ama bir de Azgın İstanbul diye bir kitap var. Azgın İstanbul, bu tam benlik. Aa, merhaba. Merhaba. Şey, kusura bakmayın. Daha önce size uygun olmayan bir kitap söyledim İrem Hanım. Aa, niye öyle bir şey dediniz? Ya uygunsuz oldu. Ben size daha güzel kitaplar önereyim. Şöyle. Aa. Yok yok, siz zahmet etmeyin. Yok yok, estağfurullah. Zaten tam da aradığım kitabı buldum. Erkekleri etkilemek için 1000 öneri. Yok, o kitap olmaz. O kitap size uygun değil İrem Hanım. Aa, niye öyle dediniz? Çünkü siz öyle kitaplara niye ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Dicle gelsene bir. Aa. Gel gel, bak. Aa. Bak ne buldum, gel. Bakayım. Siz onu arkadaşınız için arıyorsunuz. Ben de diyorum, İrem Derici'nin ne işi olur öyle bir kitapla? Ne gerek var ki? Nasıl bir yokluk var, senin haberin yok. Efendim? Yok yok, tamamdır, teşekkür ederiz biz. Şöyle bırakalım, takma edelim. Teşekkürler. Tamam. Nottingill patladı Dicle, yürü. Ağzı açlar, yarım kaldı. Dur, kaldayım. Dur lan. Hadi yürü Allah aşkına. Ver kızım. Çabuk çabuk giy, çok soğuk. Çok soğuk. Oy. Hadi yürü, gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Murat'cığım, selam, nasılsın? Murat, senin söylediğin yere geldim Kalben'le görüşmek için de görüşemedim. Yani sessizliğin içinde kendisini arıyormuş. Öyle dediler. Abi o bugün müydü ya? Kusura bakma, çıkmış aklımdan. Yo yo yo, önemli değil. Ben zaten mesaj attım kendisine. Sesli mesaj da attım. O dönünce bana bir şekilde biz onunla konuşuruz. Mutlaka en geç yarına görüşürüm ben. Haberin olsun. Tamam, ona haber vermek istedim ben sana. Sağ ol abi. Ya bizi kurtarsan sen kurtarırsın bu durumdan Çınar. Yoksa yollarımızı ayırmamız gerekecek Kalben'le. Murat'cığım, hemen ayrılık demeyelim ama ne olur. Ya tabii, son çare. Sana güvenim sonsuz. Yarın resim dersi olacak. Sonra evdeyim demişti. Ben bir çek ederim akşam, sana haber ederim. Ha, kursun konumunu da atıyorum sana. Ha, iyi tamam. At, bekliyorum o zaman. Çok sağ ol. Sağ ol Murat tabii. Efendim abi. Abi Barış, ben çıktım şimdi mekandan. Ya sordum soruşturdum da bir sıkıntı yok. Sette durumlar nasıl? İşte konuşuyor herkes. Bırak oğlum, konuşsunlar ya, sen bir şey deme hiç. Evet arkadaşlar, prova için toplanalım. Neyse tamam, ben geçiyorum sahneye, görüşürüz sonra. İyi tamam kardeşim. Hadi kolay gelsin. Tamam, hadi görüşürüz. Geleceğim şuradan sonra. Barış'cığım ne haber ya? İyidir, senden? İdare eder ya, olsun. Ya ne diyeceğim, bayağı magazinde malzeme olmuşsunuz.
Menajerlik hizmetleri de bayağı genişlemiş ben görmeyeli. Hizmette sınırı yok Ego'da. Yakışır. Ne diyorsun oğlum sen? Ya kız işte sizin ajansta çalışıyormuş, onu söylüyorum. Ya bu arada ben de gördüm. Bana hiç yüz vermedi, sana yüz vermiş demek ki. Gebertirim lan seni! Gebertirim lan seni! Ne diyorsun? Sen gebertirim lan seni! Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Anlat hadi. Neyi anlatayım? Kız ne demek neyi anlatayım? Sabahtan beri hangi kanalı açsam Barış'la sen varsın. Her yerde haber var. Oldu öyle bir şey, evet. Bak ben sana ne diyeceğim. Hı. O DM kutusunu kapat. Hiçbir mesaja bakma. İnsanları mutsuz etmek için kendini parçalıyor. Bakma şu mesajlara. Ben de kapattım. Bakmıyorum hiçbir mesajıma. Sevgililer günüydü ya geçen. Evet. Fotoğrafımı koydum bir tane, duygu sömürüsü olsun diye. Böyle işte çok yalnızım falan yazdım. Kadının teki çekmiş kocasıyla fotoğrafını, bana atmış. Kocam Bey'le keyif. Kocam Bey. Kocam Bey, evet, yeni tabir bunlar. Beyin yakan, yeni çıktı hepsi. Ya zaten ben sosyal medyada hiçbir şey paylaşmıyorum Miram Hanım. En güzelini yapıyorsun. Bırak kapalı kalsın, bakma. Geçen bir tane fotoğraf koydum. Bak hava çok güzel. Tam böyle güneşe doğru ve gülümsüyorum. Altına da yazdım hava çok güzel diye. Mesaj atmış bana bir tane güzel diye. Lan salak, senin günün kötü geçiyor diye benimki de kötü geçmek zorunda mı? Barış Bey, telefon. Bak sen, bak telefonuna. Önemli bir şey vardır belki. Bak, bak. Tamam. Hemen hallediyorum. Aklım sende. İyi misin? İyiyim. İrem Hanım'layım, arayacağım. Ne diyor Barış? Boşverin. İrem Hanım şimdi, sizle ayrılmadan önce biz bu reklam işini bir konuşmamız lazım. Çok önemli çünkü. Önemli çünkü. Hı. Ama senin hayatın önemli değil. Ya sen artık ayıp ediyorsun. Ben bütün hayatımı senin önüne döktüm çarşaf çarşaf ya. Ya bir şey anlatacaksın alt tarafı. Bir şey diyeceğim. Hı. Sen bu akşam ne yapıyorsun? Şu an için çalışıyorum. Akşam için bir planım yok şimdilik. O zaman an itibariyle akşam için bir planın var. Dışarı çıkıyoruz. Normal insanların olduğu bir yere gidiyoruz. Tamam, nereye gidiyoruz? Mekanı bulma işi sende ama çok eğleneceğiz, kafa dağıtacağız. Ha, bulurum, tamam. Tamam. Feris, kreşe dalıp odama gelir misin lütfen? Sağ ol. Koyar mısın ya şunu? Gerek yok. Ya tamam. Lütfen koyar mısın? Nasıl gerek yok? Hiç gerek yoktu böyle bir şey. Biliyorsun değil mi? Ya boşuna uzayacak şimdi konu. Umurumda değil. Barış, ilk defa olmuyor bu. Son da değil. İnsanlar konuşur, buna yapacak bir şey yok. Sence biraz aşırı tepki vermiyor musun? Vermiyorum Beren. Ayrıca ilk defa başıma geliyor. Ya niye? Benim başıma da gelmişti. Bir ton mesaj attılar, konuştular. Ama ne oldu? Günün sonunda unutuldu, gitti bunlar. Ya sen kendini Dicle'yle bir mi istiyorsun şu an? Benim sevdiğim kadına kimse o lafları edemez. Haklısın, edemez. Ama senin önce kendini düşünmen gerekiyor. Senin kariyerini düşünmen gerekiyor. Anlık bir sinirle her şeyi yakıp yıkarsan günün sonunda senin elinde hiçbir şey kalmayacak. Bak demin de aynısını söyledim, şimdi de söylüyorum. Benim umurumda değil. Cinsine de setine de ya. Bu iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Barış iyice kontrolden çıktı.
Feris oyuncunla konuş. Ya bu saatten sonra konuşman ne işe yarar bilmiyorum ama lütfen konuş. Feris. Celal Bey aramadan gidip Barış'ı alalım. Götürelim biz konuşalım. Arıyorum. Karşımıza bir tazminat daha çıkmasın. Lütfen ne yapın ne edin çözün bu işi. Serkan Bey tuttun mu? Yok 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 binmeyeceğim. Binmeyeceğim işte. Binmeyeceksin. İrem'le konuştum sesi kötü geliyordu. Merak ettim. Nasıl geçti görüşmeniz? Gayet iyiydi aslında. İyi geçti. Sözleşmeyi de konuştuk biz bugün. Reklam işi ne dedi? Henüz bir şey demedi çünkü aklı başka bir yerdeydi. Sen bahsettin ama değil mi? Bahsedemedim. Ama bu akşam konuşacağım. Yani konuşacağız bunu. Akşam mutlaka bahsedelim. Hı hı. Dicle unutma. Bir menajer için en önemli şey temsil ettiği kişinin ihtiyaçlarını anlamasıdır. Evet, biliyorum. Haklısınız Serkan Bey. İrem Hanım'ın bugünkü sıkıntısı biraz özel hayatıyla ilgiliydi de... o yüzden iş hayatıyla ilgili fazla konuşamadık ama halledeceğim. Ne sıkıntısı varmış ki özel hayatın? Şu sıralar hayatında biri yokmuş galiba. O yüzden onunla uğraşıyor. Tamam, tamam. Sen o zaman ara ara beni haberdar edersin. Tabii ki haber vereceğim. Merak etmeyin Serkan Bey. Ha, Dicle. Evet. İşine odaklan. Videoya takıl. Hangi video? Ne videosu ya? Ne kadar karışık bir sözleşme bu. Dicle, iyisin değil mi sen? İyiyim. Ne oldu? Duymamış işte. Ne oldu, ne oldu, ne oldu ben yokken? Sette olay çıkmış, Barış birini dövmüş. Ne? Ömer'e yumruk atmış Barış. O ne demek ya? Ömer'i mi dövmüş Barış? Evet. Şey, Feris Hanım'la Kıraç Bey'di. Celal Bey'le görüşmek için apar topar çıktı. Hadi aç. Açmıyor. Şu an o kadar yoruldum ki. Ver montunu ver sana. Her şey üst üste geliyor. Ya Barış sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun? Bağırma bana Feris. Bağırırım. Peri masalımda işin bitti. Set durdu. Sabahtan beri 1000 tane telefon geldi. 2 tane reklamın iptal oldu. Nisan'daki tergi kapağı senden vazgeçti. Bu mudur kendini için çizdiğin kariyer planı? Çünkü bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Ha bir de Ömer sana dava açıyor. Onu hiç unutmayalım. Açsın ya. Dava açsın. Vallahi bak. Benim salaklığım yüzünden Barış Abbas geldi. Benim boğazımı sıktı desin. Desin ya. Ben de ondan davacı olacağım. Hadi bakalım. Sesimi kaybettim ya ben. Hadi bakalım göreceğiz. Dava edeceğim onu Feris. Yürüsün. Hava edecekmiş. Herifteki pişkinliğe bak ya. Barış'la bir süre görüşmenizi istemiyorum Dicle. Biz bu konuyu seninle daha önce konuştuk. Bu iş iyice çığırından çıktı artık. Bir fotoğrafla başladı, nerelere geldik onu. Barış Peri masalımda oynamıyor an itibariyle. Set durdu. Bunun bir geri dönüşü olacak tabii. Biliyorsun değil mi? Sadece Barış'a değil... Ego'ya da zararı olacak. Bu durumu bir başkası yaşasaydı ne yapardın? Onu bir düşün. Yani fotoğraftaki kişi sen değil de bir başkası olsaydı. Barış'ın kariyeri de aynı şekilde etkilenmiş olsaydı. Ne yapardın? Nasıl tavsiye verirdin ona? Diziden atıldın. İşleri teker teker iptal oluyor. Bir düşün. Gidebilir miyim? Thank you.
Efendim İrem Hanım. Dicle ne yaptın? Ajanstayım, çalışıyorum. İyi, ben de ne yapacağız akşam diye soracaktım. Bana bak, ben alışverişimi yaptım, ben hazırım. Benim aklımda birkaç bir fikir var. Yani düşündüm birkaç tane şey ama henüz netleştirmedim. Netleştirince direkt sizi arayacağım ben. Hemen döneceğim size. Tamam bak, haber ver ama hazırlanacağım ben daha. Tamam tamam, ben yarım saat içerisinde maksimum dönmüş olacağım size. Tamam, hadi öptüm. Özel hayat başka, iş başka. İkisini birbirine karıştırmayacaksın. Ajansın kapılarından içeri girdiğin andan itibaren özel sıkıntılarını bir kenara bırakmak zorundasın. İşinle ilgilen, oyuncularınla ilgilen. Hiçbir şey olmamış gibi devam et. Kimsenin seni üzmesini, ezmesini izin vermeyeceksin. Sana 5 dakika daha süre veriyorum üzülmen için. 5 dakika boyunca ister üzül, ister ağla, ister bağır, çağır. Ama 5 dakika sonra kalk, işinin başına dön. Ben eski Dicle'yi görmek istiyorum karşımda. Anlaştık mı? Sevgilim, nasılsın, iyiymişsin? İyiyim. Sen nasılsın? Toparlandın mı biraz? Fena değilim, idare ediyorum. Hmm. Gelsene, biraz konuşalım. Şimdi Çınar Bey'in yanına gidiyorum. İş için bir şey konuşacağız da. Akşam konuşalım mı? Herkesin gözü üstümde lütfen. Şimdi olmaz. Abi merhaba. Bir yardımınıza ihtiyacım var da gelebilir miyim? Gel gel, tabii. Tabii gel Dicle'cim, gel. Gel otur. Şimdi ben bugün İrem Hanım'la buluştum. Görüştük. Benden küçük bir şey rica etti. Ben size bir anlatsam eminim siz bana daha iyi bir fikir vereceksinizdir. Tamam, anlat. Anlat, dinliyorum. İrem Hanım'ın bir problemi var. Küçük bir problem sanırım. Evet, değişik. Değil mi? Değil mi? Çok değişik, evet. Nasıl parti be? Ne müzik var, ne bir şey. Sen beni parti değil, Mevlüt'e mi getirdin? Hayır İrem Hanım. Vallahi Çınar Bey'in en yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti burası. Ha, 50 numarayı arıyoruz işte. Bir dakika sen. Çınar Bey'in arkadaşları mı dedin? Evet. Sen manyak mısın Çınar? Dünyanın en sıkıcı herifi, ne işimiz var bizim? Senin arkadaşların partisi var. Yok, bizim burada ne işimiz var ya? Benim arkadaşlarım burada değil ki İrem Hanım. Yani tanıdıklarımın hepsi Antalya'da. O yüzden burada 1-2 kişi tanıyorum ben. Çınar gelecek mi bari? Bir uğrarım dedi. Dur bir dakika, dur. Çalmış gözlüğünü takayım. Gözlük. Hadi bakalım, dur. Ha, güzel oldu. Yakıştı. Şık. Çalıyorum.
Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Aferin. Buyurun. Merhaba. Bu da benden. Teşekkür ederiz. Buyurun. Devam edelim. Ne biçim portede giriyor? Valla burası normal normal insanlarla konuşabileceğimiz, normal sohbet edebileceğimiz, bir şeyler içebileceğimiz bir ortam. Valla ben de Çınar Bey'in yalancısıyım. Girin bunu. Evet. Enteresan. Enteresante. Evet. İrem'i unut. İrem yok. İrem öldü. İrem yok. Mesela ne olur benden? Başak. Başak yok. Merve. Meral. Meral senin ev arkadaşın değil mi? Evet. Tamam ağzında alışkın Meral. Bakayım. Meral oturdu. Oldu böyle. Ondan sonra Meral tamam. Bu üzerimizdekilerden bir kurtulalım. Bir an kurtulalım. Ondan sonra dağılalım. Ne yapıyorsun oğlum sen bu soğukta? Manyak mısın sen? Sence? Barış, hadi içeri geçelim abiciğim. Ver şurada. Abi bir rahat bırak beni ya. Oğlum Feris sana ne dedi? Ha? Lan kadın ne dese tersini yapıyorsun ya. Annem de arayıp duruyor zaten sabahtan beri. Geçiştiriyorum. Niye geçiştiriyorsun? Söyleseydin gerçekleri. Ya kadın merak etmiş oğlum. Ne oluyor diyor. İşi falan da karıştırmadım. Ya onu da öğrenirse zaten kadın üzüntüden perişan olur. Annemi bilmiyor musun sen? Şu Ömer'le de konuşalım. Bir orta yol bulup halledelim bu işi de. O Ömer bir daha karşıma çıkarsa var ya onun ağzını burnunu kırarım bak. Demedi deme. İyi. Sen git Ömer'in ağzını burnunu kır. Celal Bey'in üstüne yürü. Feris'i sallama. Sonra ne olacak? Barış. Abicim yeter artık tamam. Abi bir rahat bırak beni ya. Burası işte. Tamam bulduk. Zaten kim şişti yemin ediyorum şunu da en azından. Pardon Nilay'ı gördünüz mü? Nilay'ı gördünüz mü? Nilay? Yok annem biz daha yeni girdik. Dakika bir gol bir destur. Nilay görmedim ben. Ya ben seni birine benzettim ama. Meral'i benzetirler. Meral'in olayı bu zaten. Meral'le nereye gitsek onu benzetirler değil mi Meral? Evet. Bizim okuldan tanıyor olabilir miyim acaba Mimar Sinan'dan? Felsefe kulübündeki Elif'ten tanıyorum sanki seni. Olabilir biliyor musun? Ben üniversitedeyken bir o kulübe gidiyordum, bir öbür kulübe gidiyordum. Ondan sonra benim ilk single'ım çıktı. Şey, içecek bir şey alalım. Geldim ben. Gideceğim daha dakika bir gol bir ben fot kıramam ya. Anam babam beni tanımaz bu halde görse. Bu nereden tanıyor ya? Tanırlar, tanırlar. Her türlü tanırlar. Fot kırmayacağız. Meralsiniz. Geç içeri gidelim. Evet. Bir şeyler alalım, bir şeyler içelim. Ne olursa evet. Bir hava alalım. Tamam dur ben geliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Efendim. Handicide selam. Neredesin? İrem Delici ile birlikteyim Aydın. Neredesin ki sen? Partide, partiye geldik. Barış nasıl, birlikte misiniz? Ya evet, birlikteyiz ama çok iyi değil. Beni de hiç dinlemiyor. Acaba diyecektim sen gelsin işe yarar mı? Gerçi nasıl geleceksin, her yerde magazinciler var. Neyse vazgeçtim ben, sen gelme ama en azından bir Barış'ı ara. Olur mu? İşte hadi. Ben seni sonra arayacağım, tamam hadi aradın. Hadi al. Tamam. Hadi gidelim. Başka türlü zaman geçmez. Tamam hadi. Merak. Cevabını bulamayacağımız sorulardan gidelim o zaman biraz. Değişik şeyler. Gönder gelsin o zaman. İçinde yaşadığımız bu evren gerçek mi değil mi? Hadi bakalım. Bin saat tartışılır ama bu. Cevapsız demiştim. Tamam soruyorum. Rakamlar var mıdır? Var. 1, 2, 3, 4. Daha eğlenceli şeyler konuşamaz mısınız? Gerçekten baydım. Soruyorum. Var mıyız? Bir saat tartışılır ama şimdi buradan. İyi, yeni çıkan pop şarkılarını tartışalım o zaman. Mesela. Tamam, ben buna gireyim. Nesini tartışacağız? Berbat ötesi sesler. Sen beni sevdin, ben seni sevmedim tadında sözler. Yok, bu şarkı kalbimin tek sahibine, 5. sahibine. Bir dakika, bir dakika. Yok, verelim. Gelin. Bir telese çıkalım. Sen o şarkı kaç milyon dinlendi biliyor musun? Haberin var mı senin? Bir hava. Entel. İrem Hanım, biz buraya ne için geldik? Unuttunuz mu? İrem yok, Meral var. Madem Meral var, İrem yok, o zaman kalbimin tek sahibi de yok. Doğru söylüyorsun da benim içim şişti abi. Her yerden gıy gıy mıy gıy bir şeyler. Ben bir hava almak istiyorum, bir terasa çıksak. Tamam yapalım, çıkalım. Avluyu tavsiye ederim. Henüz keşfedilmedi. Ne tarafta tam olarak? Beni takip edin isterseniz.
üstüme bir şey alıp geliyorum hemen. Peki, kapının önünde bekliyorum. Tamam, geliyorum. Tamam, alıp geliyorum. Ben hemen geliyorum, arkanızdan geliyorum şimdi. Efendim Çınar Bey. Dicle ne yaptınız? Çınar Bey, biz şimdi İrem Hanım'la karşılıklı bir şeyler içiyoruz. Ha iyi tamam, ya Dicle ben yetişemeyeceğim galiba, sen idare edersin değil mi? Tamam, yok sorun yok şimdilik, bir problem yok. Ha iyi tamam, tamam o zaman canım, görüşürüz. Bir sorun olursa bana haber ver Dicle. Tamam ararım ben, merak etmeyin, iyi akşamlar, görüşürüz. Ne yapıyorsun? Kime yazıyorsun? Mesajlara cevap veriyorum. Barış versin. Abi bırak. Bak Dicle hakkında neler yazmışlar görüyor musun? Ya abicim. Adı sana belli olmayan insanlar bunlar. Ne yapıyorsun? Tek tek cevap mı vereceksin hepsine ya? Ha? Doğru diyorsun ya. Cevap vermeyeceğim. Başka bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Barış. Ne yaptın? Ne yapıyorsun oğlum? Yanlış bir şey yapma lan yine. Yanlış bir şey değil abi. Yanlış bir şey değil. Efendim? Barış. Barış ne yapıyorsun Barış? Seni bekliyorum. Gelecek misin? Barış onu demiyorum ya. Niye fotoğrafımızı paylaşıyorsun? Lütfen kaldırır mısın onu hemen, hemen? Hayır kaldırmam Dicle. Hayır kaldır lütfen diyorum. Bak beni daha fazla zor durumda bırakma lütfen. Ben mi seni zor durumda bırakıyorum? Evet. Şu an yaptığın şeyle evet. Bak kendini düşünmüyorsun, beni düşünmüyorsun, kariyerini düşünmüyorsun. Ya niye yapıyorsun bunu? Çok güzel ya. Bir sen beni anlarsın diye düşünmüştüm biliyor musun? Bir sen yanımda olursun demiştim. Çok güzel. Barış. Lütfen Barış'ın yanında ol. İşim bitince geleceğim. Oh. Ne iş yapıyorsun Meral? Bankacıyım. İşte bankaya gidip geliyorum. Metroya biniyorum. Pazara gidiyorum. Böyle domates falan seçiyorum. Faturalarımı ödüyorum. Yani bildiğin sıkıcı, uyduruk bir hayat işte. Sen ne iş yapıyorsun? Üniversitedeyim ben. Öğretim üyesiyim. Felsefe bölümünde. Harika. Bayılırım felsefeye. Bir felsefe, bir de yemeğe. Yemek yapmayı ben de çok seviyorum. Çok iyi değilim ama uğraşıyorum. Olsun canım. Peki sen bana şunu söyle. Beni davet ettiğinde bana ne yemek yapacaksın? Ben seni bir şarkıcıya benzetiyorum ama çıkaramıyorum. Çok şükür. Ne dedin? Yok yok bir şey demedim. Yani benzetirler arada ama ben kimseye benzediğimi düşünmüyorum. Adı neydi ya? Hatırlayamadım. İrem miydi? Felsefe diyorduk. Buldum. İrem Derici. Bence mükemmel bir kadın. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Ama biraz şuursuz. Şuursuz. Tanıyor musun kendisini? Yo ama öyle. Gündemde kalabilmek için saçma sapan demeçler veriyor. Soru soruyorlar cevap vermiyor falan. Diyorsun. Kesinlikle. Aslında çok böyle garipsemiyorum. Birazcık hak veriyorum. Genelde ünlü kadınların problemi bu zaten. Yani dış görünüşlere, güzelliklerine o kadar takılıyorlar ki başka bir şeye vakit kalmıyor. Allah Allah. Yani bütün enerjilerini dış görünüşlerine harcıyorlar. Kafaların içlerini geliştirmek için enerjileri kalmıyor. Yani hani baktığımda çok zeki insanlar öyle çok da amşan güzel değil de bir tık hatta çirkindiler ama şimdi ben sana bir bakıyorum. Seni hangi kategoriye koyacağımı bilemiyorum yani. Ne zekisin, ne güzelsin, ne çirkinsin. Böyle renksiz, ruhsuz, tatsız bir şeysin. Böyle bir arafta, bir garip. İrem Hanım, merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz rica etsem? Tabii, hay. Ben alayım. Buyur. Al, bir işe yarar. Tut bak. Basınca çekiliyor. Buyurun. Olmuştur. Ben alayım onu. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de hayırlı felsefeler dilerim efendim. Hayatta başarılar. Bu dahil bütün genellemeler yanlıştır. Hadi iyi akşamlar.
Cile ne yapıyorsun hala sen? Kimle konuşuyorsun? Yo öylesin. Yok anacığım yemedim. Hadi artık gidiyoruz. İçim şişti benim buradan. Nereye? Seni Barış'a bırakacağım. Ondan sonra ben de eve gideceğim. Ne olur yeter artık. Hadi yürü. Olmaz olmaz. Olmaz İrem'im. Olur olur. Ben bugün maceraya doydum. Hadi ha. Gidelim. Tamam gidelim, hadi yolda gidelim. Konuşuruz. Gidelim konuşalım o zaman yolda. Çok kötüydü yani. Beni bir daha lütfen bu tarz partilere götürme. Tamam. İçim çekildi. Tamam özür dilerim özür dilerim. Geldik. Geldik. İrem Hanım dönelim. Dönelim, dönelim, dönelim. Şu an dönelim. Şişt, ne oluyor be? Magazinciler burada. Olmaz. Gerçekten rezil oluruz. Bir de işin içine sizi katarlar. Gerçekten boş verin. Dönelim lütfen. Sen bir sakin olsana. Recide, bundan doğal hiçbir şey yok. Hangi kanalı açsam sen ve Barış var. Bu çok doğal. Adamın evinin önü çok doğal bu. Sen dua et. Cadde Bostan sahilinde piknik yaparken gelmediler. Anlamadım. Ben de anlamadım. Boş ver. Ben inip konuşayım mı iki dakika? Lütfen, lütfen konuşmayın. Gerçekten gerek yok. Ya ben hallederim iki saniye konuşup sıvışırsın sen de eve. Olsun, boş verin. Şimdi üzülürüm lütfen. Ne olur, çok emin gerildim. Misin? Eminim. İyi peki. Biz önce bir Reşit Paşa'ya gideceğiz. Dicle'yi evine bırakacağız. Ondan sonra benim eve gideceğiz. Tamam, hadi gidelim. Geçtik galiba. Geçtik kalk. Geçtik. Aa, iyi bari sizi görmediler. İyi ki seni görmediler. Ay, evet. Atlattık. Geçmiş. Atlattık. Çok ucuz atlattık. Tamam.